Merhaba. Çağdaş Sosyoloji Kuramları dersinin bu programında postmodernizmin ortaya çıkışı, aydınlanma düşüncesine tepki, modern sanata karşı postmodern sanat anlayışı, modernizm, postmodernizm karşılaştırması, Jean-François Lotard'ın postmodernizme bakışı, Frederick Jameson'ın postmodernizme bakışı konularını ele alacağız. Öncelikle postmodernizmin ortaya çıkışı ile programımıza başlayalım. Postmodernizm modern kültürel ürünlerden farklı olarak sanatta, filmlerde, mimaride ve benzeri alanlarda kültürel ürünleri ifade eder. Postmodernite ise tarihsel anlamda modern dönemi izlediği düşünülen sosyal ve politik çağ betimler. Dolayısıyla postmodern oluşumlarla ilgili önemli nokta modernitenin bittiği ve postmodern çağın başladığı düşüncesidir. Postmodern düşüncesi yeni bir tarihsel çağı, yeni kültürel ürünleri ve sosyal dünyaya ilişkin yeni bir kurumsallaştırmayı kapsar. Bu anlamda postmodernizm sanatta pop eğilimler, yeni malzemeler ve eğreti yapılar gibi formların inşasını gündeme getirir. Böylelikle postmodernizmin içinde modern düşüncenin içli dışlı bir şekilde geliştiği görülür. Dolayısıyla postmodernizm tam olarak modern sonrası anlamına gelmemekle birlikte modernlik eleştirisi üzerinden yeni bir döneme atıfta bulunur. 1950 ve 1960'lardan itibaren birçok yazar tarafından kullanılmaya başlanan Postmodernizm kavramı bu tarihten sonra sosyal bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle 1960'lı ve 70'li yıllardan itibaren modernizm karşıtı ya da modernizmden sonrası anlamında kullanılan kavram birçok kültür ve toplum kuramcısı tarafından modernist kültürden radikal kopuşları ifade eden yeni postmodern sanat biçimlerinin ortaya çıkışıyla tartışılmaya başlanmıştır. Aydınlanma bir ütopya olarak insanın özgürleşmesi ve yücelmesi amacını taşımıştır. Çünkü aydınlanma feodal dönemin özelliği gereği a priori metafizik açıklamalara bireyin aklını kullanamamasına ve dolayısıyla özgür olamamasına göndermede bulunur. Aydınlanma düşüncesi 17. ve 18. yüzyıllarda Batı Avrupa'da yayılan bir felsefi akıma işaret eder. Bu düşünce akımı yapısındaki eşitlik, özgürlük, insan aklına duyulan güven bilim ve ilerlemeyi barındırır. Akıl ve bilim sürekli ilerlemenin bir motoru olarak görülür. Tarihin doğal akış süreci içinde sürekli ilerleme ise ideal toplum düzeni anlayışına ulaşılma varsayımına amaç edinir. Bu amaç mutlak gerçeklik anlayışını birlikte getirir. Mutlak gerçeklik kavramı ise bilim ile özdeşleşir. Oysa aydınlanmanın aklı getirdiği nokta bireyin silinişi biçiminde olmuştur. Aydınlanmanın miti olarak kabul görülen akıl ne yazık ki Horkheimer ifade ettiği üzere bir akıl tutulması yaşayarak çatışan çıkarlara hizmet etmeye başlamıştır. Aklın amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlarla tanımlanıyor olması yeni bir egemenlik biçimini geliştirmiş ve tümelin akıl yoluyla tikel üzerinde egemenliğine neden olmuştur. Böylece tümel bireyin aklını işgal ederek bir bakıma aydınlanmanın kendi kendine imha etmesine yol açmıştır. Postmodernistlere göre ise akıl mevcut sorunların üstesinden gelinmesine sağlayamadığı gibi araçsallaşmıştır da. Sanatta postmodern anlayış ilk kez 1960'larda New York sanat çevrelerine modern sanatın karşıtı olarak girmiş ve sanatta yeni bir postmodern estetik anlayış dönemine hakim olmaya başlamıştır. Bu bağlamda postmodernizm yerleşik sanat anlayışından farklı bir sanatsal estetik anlayışı ifade etmekle birlikte modernizmden bir kopuşu vurgular ve radikal bir eleştiriyi getirir. Postmodern kavramı sanatta yeni bir anlayışı ve estetik ölçütünü ifade eder. Güzelliğin ölçütleri tarih içinde belirlenmiştir. Bu dönüşümün nasıl ortaya çıktığını postmodernistler tam olarak yanıtlayamamakla birlikte toplumsal değişimin ve bu değişimin içinde vuku bulan yeni yaşam biçimlerinin belirleyici olduğuna dikkat çekerler. Postmodernistler modern sanat ve estetik ölçütlerine iki eleştiri getirmişlerdir. Birincisi sanat yapıtının misyonu olması, içinde bulunulan durumu eleştirerek çıkış yolu araması ve geçmişten kopmuş bir yeniyi inşaaya kalkışması olarak değerlendirirler. İkincisi modern sanatın seçkinci anlayışına yönelttikleri eleştirilerdir. Postmodernistlere göre sanat yapıtında misyon aranmayacaktır çünkü yaşamın kendinde bir misyon yoktur. Ancak sanat yapıtında taklit ve popülizm ön planda tutulacaktır. Artık kitlenin beğenisi önem kazanmıştır. Modernizm ile postmodernizmi karşılaştırdığımızda şu özelliklerin altının çizilmesi gerekir. Postmodernizmin görüldüğü ilk alanın sanat olduğu bilinir. Özellikle mimaride ve edebiyatta karşılaşılan bu durum Dadaizm adı altında toplumsal sorunların giderek artması karşısında bir karşı duruşu, bir başkaldırıyı sergiler. Modernitenin romantik ve iyimserliği, postmodernitede toplumsal sorunları kapsayan ve bu sorun yumağının oluşmasını protesto eden Dadaist anlayışla kendini gösterir. Modernizmin katı hiyerarşik anlayışı anarşi adı altında kuralsızlığa dönüşür. Modernizmin ana kavramı olan akıl ve her şeyin rasyonel ölçüler içerisinde yürütülmesi düşüncesi, postmodernizmde aklın tükenmişliği olarak yorumlanır. Modernizmde toplumsal mesafeler önemli iken, postmodernizmde bireylerin katılım olanaklarının bulunduğuna ve konumların belirsizliğine dikkat çekilir. Postmodernizm denince akla ilk gelen düşünürlerden biri olan Lightart, postmodernizme ilişkin görüşleri çoğunlukla Postmodern Durum adlı kitabında bulunabilir. 1979 yılında yayınlanan kitap o dönem içinde hem Fransa'da hem dünya genelinde entelektüel çevrelerde oldukça yankı uyandırmıştır. Bu metindeki ana tema, gelişmiş batı toplumlarda 19. yüzyıldan beri süregelen bilim, sanat gibi kültür süreçlerinin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu ve bu dönüşümün bir bakıma postmodern olarak tanımlanmasını mümkün kıldığını ortaya koyar. Lotard'a göre postmodern durumu belirleyen temel ölçüt bilginin konumudur ve postmodern durumda artık yeni bir bilgi anlayışı geçerli olmaktadır. Dolayısıyla postmodern duruma bakıldığında aslında karşımızda duran bir bilgi bilim felsefesi kitabıdır. Lotard'ın bu metindeki ana problemi postmodern toplumlarda bilginin nasıl konumlandırıldığını anlamaktır. Lotard toplumların postmodern çağa girmeleri ile birlikte bilginin konumunun değiştiğinden söz eder. Bilgi üretme ve edinme biçiminin giderek değişmesi sonucunda postmodern çağda bilginin satılması için üretildiği ve tüketildiği görülür. Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzaklaşmış ve artık kullanım değerini kaybetmiştir. Bir bakıma bilginin metalaşması durumu ile karşılaşılmıştır. Notarda göre bilginin ticarileşmesi ulus devletlerin eğitim öğretim faaliyetlerini üretme ve dağıtma ayrıcalığını tehdit etme potansiyeli taşır. Çünkü devlet alanı olan eğitim aracılığıyla yayılan bilgi, toplumun kullanılan bilginin zenginliği ve açımlanışının kolaylığı ölçüsünde varlık gösterebileceği ve gelişebileceği ilkesiyle karşıtlık içinde düşünüldüğünde süresi geçmiş, eskimiş bilgi olacaktır. Bilginin ticarileşmesi ile bağlantılı olan bilginin şeffaflığı ideolojisi devleti bir karmaşa ve sıkıntı gürültü unsuru olarak gösterir. Bu açıdan ekonomik güçler ile devlet güçleri arasındaki ilişki açısından sorunlu bir nokta ortaya çıkmış olur. Postmodernizmi ne alkışlamanın ne de reddetmenin mümkün olmadığını belirten Jameson bunu söylediğinde ise sanat eleştirmenlerince kaba bir marksist, diğer marksistlerce de post-marksist olarak nitelendirildiğini belirtir. Jameson'a göre postmodernizmin ne olduğunu kavrayabilmenin en emin yolu onu öncelikle tarihsel yönden düşünmeyi unutmuş bir çağda yaşanan zaman üzerinde tarihselci bir bağlamda düşünmeye yönelik bir çaba şeklinde ele almaktadır. Bu durumda postmodernizm seçmiş olduğumuz eyleme bağlı olarak ya derinlerde yatan bastırılamaz tarihsel bir dürtüyü çarpık biçimde ifade eder ya da etkili bir biçimde bastırır ve saptırır. James'ına göre postmodern alan dediğimiz şey kültürel bir ideoloji ya da kurgu değil, kapitalizmin küresel ölçekte üçüncü genişleme aşamasıdır. Bu aşama çok uluslu kapitalizmin kendisidir. Bu aşamada yeni gerçekliğe ilişkin çok sayıda yaklaşım vardır. Bunlardan bir kısmı kültürel ürünleri yeni otantik perspektifler olarak algılarken bir kısmı da gerçekliğin çarpıtılması olarak değerlendirilir. Evet böylece çağdaş sosyoloji kuramları dersimizin 3. bölümü olan postmodern sosyal teori burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.